Merhaba sevgili arkadaşım, Bartın'a ve üniversitene hoş geldin. Umarım burada geçireceğin süre boyunca güzel anların olur. Hadi şimdi gel, seni burada nelerin beklediğine bakalım beraber. Ama başlamadan önce bana kendi çapında bir iyilik yapmak istersen katıda üye olmayı ve videoyu beğenirsen de teşekkürler butonunu kullanmayı unutma. Şimdiden teşekkür ettim. Hadi başlayalım. Batı Karadeniz'de Zonguldak'tan ayrılarak kurulmuş, ortalama 200 bin nüfuslu, alçak dağlarla çevrili, tarım, sanayi ve madencilikle geçimini sağlayan, kendine özgü ağzıyla, naif ve yardımsever insanlarıyla, güzel plajlarıyla küçük ve sakin bir Anadolu kenti Bartın. Arkadaşlar başlamadan önce biraz konuşalım. Sizinle. Hepiniz biliyorsunuz ve en kısa zamanda da unutacaksınız ama bu video tarihe not olarak kalsın burada. 14 Ekim 2022 günü Bartın Amasra'da bir katliam meydana geldi. Hayır, kaza değil, katliam. Biz bu ülkenin 41 evladını bir ihmal katliamına kurban verdik. Sizden ricam saygı amaçlı bir 10 saniye sessiz kalalım mı? Kes babacığım müziği, bu videoda müzik istemiyorum. Eşlik ettiğiniz için teşekkür ederim. Aileleri, hayalleri, mutlulukları olan 41 abimiz, kardeşimiz. Sen, ben, başkası değil. Bizim insanımız. Bu gibi olayların ne kadar acı olduğunu yakından gözlemleme fırsatım olmuştu. Soma madeni çöktüğünde ben oraya yakın bir yerde lise okuyordum ve Soma'nın hastanelerine kan bağışlama gitmiştik ve gerçekten gördüklerim korkunçtu. Bütün yakınlarına başsağlığı diliyorum. Sağ olsun devlet, okuduğum habere göre ailelerine 1,5 milyon lira kadar bir tazminat ödenecekmiş. Gideni geri getirmeyecek ama teselli işte. Kış kapıda. Bu kış o 41 insanın canını dişine takarak çıkarttığı kömürler yakılacak bu ülkede. Çok garipsin lan hayat. Bilmiyorum sorumlusu ya da sorumluları kimlerdir ama bir sözüm var buradan onlara. Maddi manevi o kadar kapkarasınız ki sizi kömüre bulasam beyazlarsınız. Eyvallah. Konumuza dönelim hadi. Tipik Karadeniz ikliminden sebep sık sık yağış alan bir yer Bartın. Hatta kadersizliğinin bir sebebi de bu iklim aslında. Geçtiğimiz Haziran ayında bir de sel felaketi yaşanmıştı burada. Öte yandan küçük ama çok da boğucu olmayan bir yer. Nasıl diyeyim? Osmanlı'nın Balkanlardaki şehir kültürü yaşıyor burada biraz. Az katlı evler, yeşil ve maviyle iç içe, insanları güler yüzlü, plajları güzel gibi gibi gibi. Her yere yürüyerek gidebilirsin mesela. Bartın biraz da ilçeleriyle, hatta daha çok Amasra ile ünlü bir şehrimiz. Barış Akarsu'nun memleketi en nihayetinde. Ve Amasra yavaş yavaş turizm yönünden de gelişen bir yer. Bir Kuşadası olma yolunda diyebiliriz belki. Hatta bir nevi Batı Karadeniz'in tatil merkezidir Bartın. Yazları kalabalık olur. İnsanların kendine özgü bir ağzı var. Cümle sonlarındaki N harfi yerine Y harfi kullanmayı tercih ediyorlar. Ne yapıyor suyu, nereye gidiyor suyu falan gibi. Ama çok böyle yardımsever, derdini anlatabileceğin, samimi bulduğun bir halkı var gerçekten. İki eleştireceğim konu var. Öğrenci gözünden bakarsak hareketli bir yer değil. Yani yasa haricinde en azından. Dolayısıyla çok böyle bir sosyallik vaat etmiyor sana burası. Bir diğer konu da altyapı. Yollar, kaldırımlardan belediye sınıfta kalıyor. Ama anlayışta gösterebiliyorum. En nihayetinde sel, göçüktü, her türlü talihsizlik bu garibanlarımı vuruyor. Her neyse, ulaşım konuşulsun o zaman hemen. Havalimanımız yok maalesef ve çoğunlukla şehir içinde dolmuş ve otobüslerle ulaşım sağlıyoruz. Bartın Kart adında bir ulaşım kartımız var. 2022 için zamlanmadıysa eğer siviller 4,5, öğrenciler de 3,5 lira karşılığında toplu taşımadan yararlanabiliyor. Pahalı bir yer mi dersen, pahalı olduğunu söyleyenler oldu aslında ama Türkiye geneline göre çok da pahalı bir yer değil. Şehir merkezinde şöyle ev kiraları var. Küçük şehrin problemi olarak çok geniş iş imkanları yok sadece. Hani boş zamanlarında bir iş bulayım, çalışayım falan dersen sıkıntı yaşayabilirsin. Mutfağından bahsedeyim biraz ama çok böyle kapsamlı bir şey bekleme çünkü tam olarak Bartın'da şu yenir diyebileceğim çok fazla bir şey yok gibi. Ama olsun, bir iki bir şey söylerim yine de. Manda yoğurdu güzel oluyor buranın. Belki ilçelerde veya köylerde bulursun iyisini ama denk gelirse kaçırma. Genelde bu bölgede meyve ve etin bir arada kullandığı yemekler bulabilirsin. İşte nedir? Etli ayva, etli erik. Bu gibi böyle ilginç yemekleri var. Onun dışında kendine has köftesi var. İsmi de çok komik. Şapşap köfte. Kendine has mantısı vardır. Pirinçli mantı. Karbonhidrata sarılı karbonhidrat gibi bir şey işte. Bizim yemek kültürü ilginç gerçekten. Daha da fazla detaya girip kafa karıştırmayayım. Tekrar belirteyim. Bunları böyle sokak arasında yöresel yemeğimiz diye reklam yapan yerlerde bulamayabilirsin. Çok böyle niş yemekler bunlar. Meraklı olup dolaşmak lazım biraz. Hatta yorumlarda Bartınlılar ne yiyorlar, ne içiyorlar onları bir yazarlarsa süper olur. Biraz da gezelim hazırsan. Şehrin içinden Bartın Çayı geçiyor. Bartın Çayı kenarında da güzel bir yürüyüş yolu var. Böyle doğallığın içinde hissediyorsun kendini. Mutlaka uğra buraya. Çarşıya kesin yolun düşer. Çok böyle kapsamlı olmasa da yine vakit geçirebileceğin kafeler, restoranlar var. Denize girmek için güzel seçeneklerim var. İnkum olsun, güzelce Hisar olsun, Mugada olsun. Amasra zaten yine başlı başına bu anlamda güzel bir yer. Çakras plajı falan güzeldir. Bunlar tabii genelde ilçeler ama küçük şehir olduğu için mesafe çok sıkıntı değil. AVM istiyorsan maalesef AVM'miz yok. Benzer bir durum Burdur'da da vardı, konuşmuştuk. Sanırım burası da yeterli nüfus şartını karşılayamadığı için AVM açılmıyor. Sadece işte nedir? Orta düzey bir Migros ve çeşitli yöresel dükkanlardan ihtiyaçlarını karşılıyorsun. Pekala, bu kadar gezi yettiyse biraz da okulunu konuşalım. 2008'de kurulmuş bir okul burası. Genç bir üniversite. Ağdacı ve Kutlubey olmak üzere iki kampüs yerleşkesinden oluşuyor. Kutlubey kampüsü daha yeni yapıldı. Zonguldak Kara Elmas Üniversitesi ya da şimdiki adıyla Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi'nden ayrılarak kurulmuş bir okul burası. Her iki kampüsü de konuşacağız. Ön yargıları bir kenara bırakmanın
tavsiye ederim sana. Evet, belki yeni olmasından sebep artı ve eksileri var ama burası gelişmekte olan bir okul. Akademik kadro ve görevliler öğrencilere karşı son derece ilgili. Negatif yönü kampüsler şehre uzak. İki kampüs arası da 11 kilometre. Kısa mesafe gibi gelebilir bu uzaklıklar ama sabahları otobüste git gel yaparken o kadar da kısa sürmüyor. Kutlubey yerleşkesi Bartın Zonguldak Karayolu üzerinde aynı ismi taşıyan bir köyde bulunuyor. Bartın merkezi uzaklığı 13 kilometre. Burası zannediyorum yeni kurulmasından kaynaklı olarak daha böyle bir üniversite görünümünde. Diğer kampüsümüz nasıl diyeyim, biraz böyle yatılı lise kompleksi gibi bir yer. Kutlubey kampüsünün bir diğer özelliği burada sürekli inşaat devam ediyor. Ki ben bunu sevmiyorum açıkçası. Matkap sesi eşliğinde ders dinlemeye çalışmak eziyetten farksız. Eğitim, edebiyat, iktisadi idari bilimler, İslami ilimler, spor bilimleri, mimarlık, mühendislik ve fen fakülteleri kampüste bulunuyor. Kutlubey kampüsünde bulunuyor. Kütüphanesi var, bilgisayar salonları olan güzel dizayn edilmiş bir yer burası. Yemekhanesi var. Geçen yıldan hatırladığım fiyatı 4 liraydı ama muhtemelen 2'ye katlamıştır bu sene. Güncel fiyatı yazarsınız okuyanlar. Kız KYK yurtlarından bir tanesi kampüse yürüme mesafesinde. Yine kampüs güzergahı üzerinde erkek yurtları da var ama mesafe birazcık uzak. Kapalı spor salonumuz var. İbadethane, kafe, kırtasiye, ATM gibi olanaklar da kampüste mevcut. Bir diğer kampüsümüz olan Ağdacı yerleşkesi de Google Maps'in dediğine göre Bartın merkezi bir 8-10 kilometre kadar mesafede. Orman Fakültesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi ve Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu burada bulunuyor. Kampüs içerisinde PTT, banka şubesi, market ve KYK yurdu var. Çok uzatmayacağım. Eğitim kalitesi bakımından da URAP 2022 sıralamasında 84. sırada yer alıyor üniversitemiz. Gerisi de senin bileceğin iş. Pek böyle şakalı, komikli, eğlenceli bir video olmadığını farkındayım. Valla beni mazur görün bu seferlik. Hiç tadım yok çünkü. Kim bilir, belki o madencilerin ailesinden insanlar da izleyecek bunu. Biz halk olarak infial yaratabilecek, sonucunda insanların neden böyle oldu lan diye sorabileceği olayların kurbanlarına şehit demeye çok alıştık. Ya da alıştırıldık. Bilmiyorum, içiniz rahatlıyor mu öyle deyince. Eğer rahatlıyorsa şehitlerimize Allah rahmet eylesin. Ama ne yalan söyleyeyim, bana sanki biraz vicdani bir rüşvetmiş gibi geliyor bu kelime. Onu susturmak için. Neden demesin diye. Neyse, tekrar başımız sağ olsun. Bartın Üniversitesi ile ilgili anlatacaklarım şimdilik bu kadar. Kafana takılan bir şey olursa aşağıya yaz. Tekrar hoş geldin. Aman. Görüşürüz.